Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Bölüm 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu ünitelerin özet video çalışmasını yapacağız. Ve tabi bunu uygulama olarak yapmaya çalışacağız. AÖF Arapça 2 finale doğru. İlgili üniteler neydi? Kâne ve grubu, inne ve grubu, sülâsi mezit fiiller, ismi fail ve ismi mef'uller. Evvela kitabı şöyle baştan sona bir bakalım. Ardından kendi hazırladığımız ilave 17 sayfalık PDF'ye göz atacağız. 6. bölüme bir göz atıyoruz arkadaşlar. Ne yazıyor mesela? Muhammedun Resulullah yazıyor. Bunun başına kâne geldiğini düşün. Konumuz kâne ve grubu olduğuna göre. Muhammedun teminli ötreli çift ötre. Muhammedun Resulü geliyor değil mi? Resulü. Çünkü Muhammed kelimesi mübteda, Resul kelimesi haberdir. Bunun başına kâne gelse ne olur? Kâne gelseydi, kâne Muhammedun aynen yazılır. Ama Resulü artık ne olması gerekirdi? Resulallah olur değil mi? Peki Muhammeden kelimesini diyelim yazdım. Sonuncu harfi yazayım ben sadece. Zaman almasın. Burada da Resul yazıyor. Sonuncu harf lam var. Bunun başına inne enne grubundan örneğin inne gelseydi veya enne, inne de olur enne de olur, değişen bir şey yok. Gelse harekeleme nasıl olur? Bu defa Muhammeden olur. Muhammeden Resulü aynen yazılır. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammeder Resulullah tecvitten dolayı Muhammeder Resulullah diyoruz ama aslında eşhedü enne Muhammeden Resulullah yazıyor değil mi? Yani ezanda okunuyor mesela. Ya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Evet, burada fethalamıyor çünkü enne oluyor başında. Ama la ilahe illallah Muhammeden diyemezsin. Bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Niye? Başında inne enne yok ki, nasip etsin. Bunu niye anlattım? Karıştırılıyor harekelemede, hatalar çıkabiliyor. Şimdi hangi yönden bakacaktık? Kâne grubu, inne grubu, sülâsi fiiller, ismi fail, ismi mef'uller olarak bu parçayı bir inceleyelim. Bakıyoruz şimdi. Ben de yaklaştım. Ne diyor? Mevlu'un. Sonuncu harfin harekesinin bir önemi yok. Okursan aslında mevlu'u. Ayna bir öte vereceksin. Çünkü muzaftır ama hani konumuz irab değil. Mevlu'u. Sonuncu harfi. Cezimle istersen. Nedir bu? İsmi mef'uldür. Ve ba'a kökünden isim mef'ul olur. Mensur, mektub, meftuh gibi. Mevlu' ne olur? İsmi mef'ul olur. Ve ba'a sülasi mücerrettir. Muhammedun hammere yuhammidu tahmid. Muhammid, Muhammed ismi mef'uldür. Sülasi mezitten isim mef'ul olur. Muhammed. Muhammed kelimesi bildiğin, senin bildiğin şu özel isim Muhammed, peygamberimizin özel ismi sallallahu aleyhi ve sellem nedir? İsmi mef'uldür. Ve selleme, selleme fe'ale kalıbında değil mi? Tef'il babından mazi fiil olur. Ma da ta'rifun arefe ya'rifu, konumuz dışı herhalde. Nebiyyi, keyfe kâni yakıldı, gavva yakıldı, konumuz dışı. Keyfe kâni yekulu, ekeri yekulu, konu dışı. Mevkifun. Bu da konu dışı. Evet, geçtik. Kâne ve grubundan kâneyi görüyorsun zaten. Devamında lil müslimine. Konumuz dışı. Mütevâzı'an. Evet. Mütevâzı'an. Tevâza'a. Yetevâza'u. Tevâzı'un. Mütevâzı'un. Nedir? İsmi faildir. Tevâza'a. Tefâ'ale. Yetefâ'alu. Tefâ'ul babından. Mezit yani. İsmi fail olur. Sonuncu harfin bir sağı esre. Yezuru da'a yemuddu. Arıyorum ben şöyle bir iki bakarak. Miskin konu dışı yine. Kâne Resulullah. Kâne var. Ahabbe yuhibbu yuhbibu. Fiil olarak bakmak gerekirse. Sülâsi mezittir. Ahbebe yuhbibu. Ahabbe yuhibbu. İfal babından muzari fiil. Mezit yani. Arala yu'arizu. Fa'ale yufa'ilu. Muzari. Fa'ale, yufa'ilu, mufa'ile babından muzari fiildir.
Başka mübekkiran. Kalıp olarak bakarsan isim fail kalıbı. Bekkara, yübekkür, tebkir, mübekkir, mübekker isim fail kalıbı. Salla, yusalli, salleye, yusalliyu, faale, yufailu, tef'il babından muzari fiil olur. Celse yeclisu mücerrettir. Başka nerede var? Tayyip, kâne, Muhammed. Başka buralarda göremedim. Tarifuna fi mevvu'il ekli. Ya da fi mevvu'il ekli. Mevzu isim meful kalıbı yine. Mevvu'i isim meful olarak gelmiştir. Başka nerede var? İstahdeme yestahdimu. İstifal babu. Yani 6 harfli bir fiil. Fiil muzari. Ha, de, me. Kökekin aslı bu. Bu harfler. Onun dışında istahdeme yestahdimu. Yani sin, ta ve bir de muzari mazisinde olan elif zayt harftir. Şu an muzari olduğu için muzari tarafından yayı görüyorsun. İlave edilen kendisine o hemzede mazi de var, muzari de yok. Sonuç olarak istifal babından muzaridir. E'abe ya'ibu. E'abe ya'ibu. E'abe ya'ibu. İfal babından. Muzari fiil. Onu da geçtik. Başka. Yani bayağı bir baktık diye düşünüyorum. Buraya bu şekilde geçtik arkadaşlar. Bir okuma metni olacak. Kıraetun. Parçayı bulalım. Evet, kıraetini bulduk. Şimdi hangi alanlardan bakıyorduk? Kendi adımı hatırlamak için. Kâne, inne, sülâsiniz, ismi fail, ismi ful. Bunlardan bulmaya çalışalım. El-ernebu, el-mevruru. Mevrurun, mensurun, meftuh. Nedir? İsmi meful kalıbı işte. Bir tane bulduk hemen. Ya'işu, a'aşe, ya'işu, mezittir, mezit bir fiil, a'aşe, a'aşe kalıbına aktarılmış. Yani ecvef bir fiil olan a'aşe, a'aşe, ifal babına aktarılmak için başına hemze getirilmiş, a'aşe olmuş. Muzaresi de zaten a'aşe, ya'işu diye anlatırsak yanlış olur. A'aşe, ya'işu, normal, mücerret bir fiildir. Burada ne gördük? Yalnızca şunu bulabildik. El mevruru bulduk. Devam ediyoruz. Kâne var zaten. Ernep kâne'nin ismi. Ya'işu artı gizli ve onun faili olur. Birlikte fiil cümlesi olup kâne'nin haberi olur bu arada. Kânet hiye. Hiye ne olur? Kânet'in ismi olur. Ta'işu artı gizli zamir olan hiye. Birlikte fiil cümlesi olup kânet'in haberi olur. Mahalle mensubu olur. Fiye mi'minereyyem kâlelerine bu ya sadikati. Bakıyoruz başka var mı aradığımız şeylerden. La uridu en edhebe erkulu el'abe idhebi enti se'ehburu ba'de galil kalet. Başka göremedik hala. Burada aradığımız başka bir şey olmadığından 7. üniteye geçtim. 7. ünitede neler varmış? Yaklaşık 9 dakikada 1. üniteyi inceledik. Sıra buraya geldi. Yine aynı şeylere bakmaya gayret edeceğiz. Neydi onlar? Kâne, inne, sürasi ve fail, meful konuları. Mahmudun. Mahmud kelimesi isim mefuldür değil mi? Mahmudun. Mektubun. Mensurun. Meftuhun. Mahmudun. Kalıp aynı yani. İsim mefuldür. Hamide kökünden isim meful olur. Mahmud Talip Cezayiri Yedrisu devam ediyor ediyor ve burada başka bir şey konuyla ilişkili göremedik. Burada yine Mahmud'u devam ederken ehlen bir kez seminentu enne mektebete enne ismine nasb haberini raf eder. Mektebete onun ismi mensup olmuş. Ganiyetun onun haberi enne'nin etkisinden dolayı ganiyetun merfu olmuş. Raf alameti zamme. İnne'yi görüyorsun bu defa. İnne de aynı iş yapacak. Mektebe te nasip etmiş. Na ona dahil değil. Na zamir ile birleşmiş sadece. Na'ya bir şey yapmaz yani. Mektebe te ile
etki yapar, nasip etmiş. Nasip alameti feta ganiyyutun nerfu raf alameti zamme innenin haberi olmaktadır. Burada başka bir şey gözükmedi. Geçtik. Ehtacu ihtace. Aslı bunun hace. Ne gibi? Kale gibi yani. Hace. Ehtacu iftal babından olur. Ehtacu. Mezit muzarifi diyebiliriz. Bunun dışında burada bir şey göremedim. Has satıra baktığımızda lakinnel mektebete vataniyete fi Ankara'ta ganiyetun. Şu ganiyetun neden merfu? Niye raf alameti almış? Çünkü haber. Neyin haberi? Lakinne. İsmin nas haberin raf eder. El mektebeti onun ismidir. Nasb etmiş. Nasb alameti feta el vataniyete. Mektep kelimesinin sıfatı olduğu için aynı irab almıştır. Fi harfi cer olduğun Ankara kelimesinin mecrur olması gerekir. Kendisi gayri mustarif olduğu için cer alameti olarak feta alır. Fi Ankara te. Ganiyetun merfu olacak çünkü lakinden haberi. Yani lakinden mektebete fakat diyor kütüphane nedir? Ganiyetun zengindir. Kütüphane ile ilgili bir bilgi, bir haber verdiği için haber olarak kendisini görmekteyiz. Daha şeye baktığımızda yumkinu diyor. Emkene yumkinu ifal babından muzari fiil oluyor kendisi. Leyteni zehebtu. Leyte de innenle kendi lakine leyte ismi ni derken yani yadır nunu vikayedir. Aslında yaun ismi olur. Zehebtü zehebe fiil tufay birlikte fiil cümüsob leytenin haberi olur. Li enni bak enne var yani. Li enni buradaki ya da ennenin ismi meşhurun haberi olur. Nitekim merfu bunun farkındasınız. La eş'ur bil gurfeti ke enni fi vatani. Ke enni. Yumkinu yine ifal babından görmekteyiz. Enne el mektebeteyi nasip etmiş mefsuhatun onun haberi. Başka bir şey yok herhalde. Buradan kıraat bahsine geçelim. Kıraat bahsine geldik. Burada da bir tavşandan bahsediliyor. El Ernebu Sagir. İnne ismi nasıl haberini raf eder. Zeka ismi mensub olmuş. Mühim bunun haberi. Merfu'nun tekim raf alameti zamme. Fi hellil meşakili. Müşkilun meşakil. Burası da hani eşkere, yüşkül, işkal, müşkil. Meşakil ismi failin cemi mükesseri olmaktadır. Devamında eşara yuşiran. Şara eşara. İfal babından muzari fiildir. Kânet el eranibu kânetin ismi taişu artı gizli zamiri hiye birlikte fiil cümüsürüp kânetin haberi olur. Kânet yine var. Hiye onun gizli zamiri olur. İsmi tekkulu artı gizli zamiri hiye birlikte tekkulu ile beraber bir fiil cümüsürüp kânetin haberi olur. Mahallen mensuptur. Elen şâbe meful. Nitekim mensup nasb alameti fetha. Burada başka işlediğimiz konularla ilişkili bir şey henüz göremedim. Hala göremedim. Evet, görmeye çalışıyorum. Göremedik, buraya geçiyoruz. Sıradaki üniteye. Sıradaki ünitemiz 8. 8'de de mezit fiiller işlenmeye başlanmış. Ehlen ve sehlen diyerek başlıyoruz. Ekmeltu. Kemule. Ekmele olmuş. Kemule. Sülasi mücerrettir. Başına hemze getirmiş. Ekmele olur. Ekmule olmaz. Onu 3-5 defa söylemiştik. İfal babından mazi. Devam. Kaddemti. Kaddeme. Tefil babından mazi. Mukaddim. Kaddeme. Yukaddimu. Ukaddimu. Ukaddim. Lemden ötürü. Bu da muzari fiildir. Tekim lem gelmiş başına. Oradan da anlaşılabilir. Kaddem yukaddimu takdim yani. Tefil babından muzari fiil demek istiyorum. Saferadan usafiru. Sefera safera olur. Faale. Mufale babından muzari fiil ise usafiru. Li ukaddime. Bu da muzari fiil. Tefil babından. Uhziru. Ehzara. Hazara.
Hadara, ehdara, yuhziru, uhziru. İfal babından muzari birinci şahıs. Tezhebine, te'udine. Öyle hatırlıyorum ki burayı işlemiştim aslında. Bu sayfayı en azından, bu bölümü incelemiştik. Evet, gayyere de gördüm, işlemiştik. Dolayısıyla direkt kıraatüne geçiyorum. Aynı şeyi tekrarlamış olarak zaman kaybetmeyelim. Kıraatün ca'il leyl ve nâme el cemî'u. Etfe'e, ekrame gibi. İfal babından mazi fiil. Zalle, medde gibi. Yani konumuz dışı. Se'elet, se'ele. Konumuz dışı. Estadî'u, da'a. Eta'a, istata'a. Sülasi mezit bir fiil. Da'a. İsteda, yani istifal babından. Altı harfli bir fiildir. Devamında baktığımda li ennel bülbüle. El bülbül ennenin ismi. Yani ennenin li ile bitişmiş olması bir şey değiştirmez. Enne yine iş yapar. Ennel bülbüle ennenin ismi. Mensup bak nasıl alameti feta. Bu yüzden geldi. La yuvanni hüve. Ganna yuvanni ganneye yuvanniyu. Tef'il babından muzari fiil bu arada, bu sülasi mezit olduğunu ifade edelim. Aynı zamanda hüvanın faili olur. Niye anlattın? Fiil artı fail birlikte ne olur? Fiil cümlesi olup ennenin haberi olmakta. İnnenne ke'enne lakinne. Hu ismi yusdiru. Hüve gizli zamiri yusdiru artı gizli zamiri hüve birlikte fiil cümlesi olup lakinlerin haberi olur. Bununla birlikte esdara yusdiru ifal babından muzari bir fiil olduğunu da ifade etmeden geçmeyelim. Başka bir şey. İn dalaga, in faal. Aslında dalaga sülasi mücerret. İn eklenmiş kendisine. İnfal babından mazidir diyebiliriz. Burada e'zebe ba'dan dolayı bir istenmiş ama e'zebe yani burası nedir? İsmi tafdildir demek istiyorum. İsmi tafdil. Ecmelu ismi tafdildir. Buraya da geçelim. Sıra 9. üniteye geldi arkadaşlar. Bölüm 9. Burada Fatiha suresini görmekteyiz. Neden Fatiha yer aldı? Konu Arapçada sülasi mezit fiiller 2 diyor. Yani sülasi mezit fiilleri bitiriyorum. Mücerretleri de zaten işlemiştim. Artık Fatiha suresindeki mücerretleri, mezitleri bir zahmet bulmaya gayret edin demek istiyor. Bunu kendi PDF'mizde yazdık. Birazdan onu inceleyeceğiz. Şu üniteleri bitireyim. Değineceğiz yani. İlk iki satırda bir şey yok. Üçüncü satırda sara, kâne gibi değil mi? Yani nakıs fiillerden sara'ya rastladık. Mazi fiil. Mücerret. Lem ne tekabel. Tekaberi ye tekabelu. Tefa'l babından muzaridir. Buradaki nun muzarat harfi. Muzari olduğu için eklenmiş. Şuradaki t harfi ise hangi baptan olduğu belli olsun diye eklenmiştik. Şuradaki gibi. Yani mezit olduğunu söyledik. Mahmud isim meful kalıbında bir kelime görüyoruz. Meşgul isim meful kalıbında yine hatırlatalım. Eş teriku şerike iş terake yeş teriku muzari. Bu ben manasında birinci şahıs. İftihal babındandır. Onu da ifade ettik. Mü'temer kalıp olarak nedir? İsim mefuldür. İ'temara ye'temür i'timarun mü'temirun mü'temerun. Fiilen dolayı mü'temirin olur ama sonuç olarak yani İ'temara if'te'ale iftihal babından ismi meful olduğunu ifade edebilirsin. İsim meful kalıbında da bir başka kelime de olabilir. Onda henüz işlenmediğinden fazla da değinmeyelim. Rabbuna e'ane yu'inu a'ane e'ane yu'inu. Ecve fiil ifal babına aktarılmış. Muzaridir kendisi. Ebşir hemze fethalanmış. Neden acaba? Çünkü ifal babından emri hazırdır. Sülasi mücerretlerde fethalanmazdı. Ya esire ya ötürü olacaktı. Emmeni füstü. Enne ismin nasb haberini raf eden edatlardan nun nuni vikaye yani koruma nunu irabı korumak için bulunuyor. Ya ennenin ismi fustu faziye fustu
Fuz, fiil, tu, fail, fiil, fail, birlikte fiil cümlesi olup enlerin haberi olmakta. Musabakatun, musabaka, isim meful kalıbında olduğu açık. Tilavetil Kur'an, el kerim. Kadruha, başka bir şey göremedik. Bâreke, fa'ale, mufa'ale babından mazi fiil, bâreke. Enne ni enne ismi nasıl haber rafide nun nun evika ya onun ismi imtanaat imtana fi tu fail fi fail birlikte fiil cümle sulup enden haber oluyordu. İmtana iftale iftal babından mazi fiil oldu açık. Başka bir şey el ihtifal ihtefele yahtefülü ihtifalun İftihal babından mastar. Yus'idu es'ade yus'idu ef'ale yus'idu İftihal babından muzari. Ehafu khafe yahafu ehafu konumuz dışı diyebiliriz. La istediyan istifal babından muzari fiildir. Çuntu, tu, kâhnenin ismi e'tezimu, gizli, ene ile birlikte fiil cümlesi olup kâhnenin haberi olur. Başka bir şey. Emkene yumkünü, ifal babından muzari. Testa'ira, ista'ara, yesta'iru, testa'iru, iste'ara, istifal babından. Tehtacı. Daha önce yukarıda geçti. Ehtacı olarak. Te'hudu, ehade, ye'hudu, te'hudu konu dışı, te'dusu konu dışı, müte'ekhiratun, müte'ekhir, ismi fail, te'ekhara, tefa'ale kökünden, ilteka, ifta'ale, iştihal babından muzari, biz manasında, birinci şahsında, ilteka yine aynı şekilde, fi met'amin miliniti, devamında bir şey göremedik. Eşhas yine göremedik. Munakaşatun, munakaşa, munakaşatun. İsim ve ful kalıbında değil. Munakaşa, nakaşa, yunakışu, munakaşa. İsim ve ful kalıbı. Kaddeme, fa'ale, tef'il babından mazi. Dafa'a, yudafi'u. Fa'ale, yufa'ilu. Mufale babından muzari tevfik veffeka yuveffiku tevfik tefail babından mastar. Başka bir şey göremedim. Buradan da kıraatüne geçelim. Kıraatün Nebi ile kimdir diyor. Nebi ile anlatıyor bize. 20 sene tedrisu külliye ulum sıhha. Şöyle baktığımızda şa'e gale gibi önceki nüfseleri düşünürsek ecvef bir fiil olduğunu hatırlayalım. İntehet İnteha yentehi İnteheye Buralarda pek bir şey yok sanırım. Şuralarda e'tekidu a'kade i'tekade iftihal babından muzari fiil gördüm. İsteykalat iste İsteykalat isteykala yesteykidu istifal babından mazi bir fiille rastladım. Yani göz atıyorum, çok ayrıntılı bir şekilde bakmıyorum ama iştera işteraye yeşteriyü iftale yefteilu İftihal babından mazi bir fiil daha rastladık. İnhafezat İnhafezat İnhafeza Yenhafezu İnfal babından mazi fiil. Tahassene Tahassene Yetahassene Tahassun Tefa'ul babından mazi bir fiile daha rastlamış olduk. Litusa'ide Sa'ide Yusa'idu Tusa'idu Fa'ale Yufa'ilu Mufa'ale babından bir muzari fiil gördüm burada. Başka da denk gelmedim yani. Şurada şu varmış. Rattebet Rattebe
Fa'ale yani fe'lü tef'il babından mazi bir fiile daha denk geldim. Böylece burayı da bitirmiş oldum. Sıra sonuncu üniteye geldi. Sonuncu ünitede bakalım neler varmış. İsmi fail ve ismi ful ünitesi. A'cebe yu'cibu ifal babından muzari yu'cibu ke ki bunların kalıp ifade olduğunu görmüş idik. Cerrabe yücerribu ucerribu fa'ale yufa'ilu tef'il babından bir muzari fiile denk geldik. Şurada a'tekdu vardı galiba. اعتقد اعتقد عقد اعتقد iftal babından muzari yine muzari şeklini gördük. Etrükü terake yetrükü etrükü bu mücerret bir fiil. Şuradaki galin tıpkı kadın ramin gibi değil mi? Ne diyordu? Neden bahsediyor hocam? Bu ünitede, 10. ünitede ismi fail işlenirken sonuncu harfi ile tarifi olursa demiştik. İle tarifi raf halindeyken düşer idi. İşte düşmüş yani raf halinde. Galin aslında galiyun ismi faildir bu. Evet, böylece bu olara geçmiş oldum arkadaşlar. Tevesseba yetevessidu mütevessit ismi faildir. Sonuncu harfin bir sağı esre. Nasebe yunasibu fa'ale yufa'ilu tef'il babından muzari yani bir mezit fiil bulduk. Cerrabe yücerribu ucerribu tef'il babından. Başka nerede var? Başka göremedim, geçtim. Böylece arkadaşlar 27 dakikalık bir tekrar yapmış olduk. Şimdi kendi hazırladığımız videoya geldik. PDF'ye geldik. PDF'de kâne ve grubu ile ilişkili ayetler, inni ve grubu ile ilişkili ayetler, sülâsi mezit fiillerle ilişkili ayetler, ismi fail ve ismi ful ile ilişkili ayetleri göreceğiz. Çünkü üniteler bunlardı zaten. Ardından da bir Fatiha suresini yazdık. İnceleyelim bakalım Fatiha suresinden neler görebiliyoruz. Bir de Ebu Hanife'ye ait bir kitaptan aktardık. Onu da inceleyelim bakalım neler fark edebileceğiz. Kâne ile alakalı kâne nerede var? İşte vekat kâne feligun kâneyi görüyorsun. Kâne var. Kâne. Kâneler dolu. Kur'an-ı Kerim'de çok defa geçer. Kâne ve türevleri de geçer. Ve kardeşleri de geçer. Tabii ben A'dan Z'ye hepsini buraya getirmedim. Men kâne meriyulan. Şuna bakalım mesela. Kâne hüve meriyulan. Hüve onun ismi. Meriyulan ise haber eder. Nitekim nasb olmuş. Mensup. Bir sürü kâneli örnekler sizlere getirdik. Geçtim. Leyse'ye geldik. Leysel birra en tüvellü vücuhekum gıbelel meşriki vel mevribi. Leyse de kâne ve kardeşleri grubundan yani haberini nasb ismini raf eden gruptan el birra nasb olmuş, nasb alameti fetha çünkü Leyse'nin haberidir. Leyse bu durumda isme ihtiyaç duyuyor. En tüvellü mastar tevilinde olup leysenin ismi olacaktır. Mahallen merfu olacaktır. Leysa aleykum cunahun. Leysa yoktur aleykum. Sizin üzerinize yoktur. Ne yoktur? Cunahun. Bir cunah yoktur. Bir sıkıntı, bir durum yoktur. Bu cunah neyse olur leysenin ismi olur. Haber olabilir mi? Olamaz. Çünkü merfu. Şimdi tamamını okumaktansa şunu da belirtelim. Bir şey atladığım gibi hissettim. Bu ayetleri kendiniz Kur'an-ı Kerim'den bakmak isteseniz anlayan vardır, anlamayan vardır belki. El-Bakara, El-Bakara yani hangi sure olduğu yazıyor. Hemen yanında ayet numarası yazıyor. 75, 97, 98, 111 gibi. Sure ve ayet numarasını ayetlerin hemen sol tarafında, satırların en solunda yer alıyor, görüyorsunuz. Yine leyseler, leyseler devam ediyor. Burada da bayağı bir leyse söz konusu. Ne geldik? İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertehum. İnnallâhe alâ külli şeyin kadîr. Lafzatullah. İnnel ismi kadir ise haberidir.
Yani innelle alakalı en yaygın soru budur zaten. İsmi haberi nerede? İsmi şudur diyorlar, haberi de şudur diyorlar mesela. Yakın olduğunu düşünüyorlar ama arada açılabilir. Haber biraz ileride olabilir. İnnallâhe lâ yestahî lafzatullah. İnnen ismi lâ yestahî hüve. Gizli zamir fail yani. Fiil fail birlikte bir fiil cümlesi olup innenin haberi olmakta. Burada demek ki sık sık inneyi görüyoruz. İnne, inneler devam ediyor. İnneye örnekler mevcut. Burada inna, buradaki na ismi olur. Zamir bitişirse inneye bitişen zamir nedir? İsmidir. Burada sülasi mezit fiillere geçiş yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sülasi mezit fiiller çokça yer almaktadır. İşte örneğin fa'ale kalıbıyla başlıyoruz. Eccele fiili diyor. Ehhara, ezzene, essese, ellefe, eyyede fiilleri aradığın şey senin. Yani faale kalıbında yer almakta bunlar. Zaten altlarında da çizdik diyor. En sol tarafta sure ve ayet numarasını da verdik. Daha ne yapalım demeye getirmişler işi. Gayet açık, güzel anlatılmış. Ve belevna ecelena ellezî eceltelena. Ecelte, ecele kalıbı. Eccel yani faale kalıbı. Yufa'il, tef'il. Tef'il babından mazidir. Ehhara, tef'il babından mazi. Ebbene, tef'il babından mazi. Essese, aynı şekilde. Ellefe, ellefte. Ve eyyede, hepsi de tef'il babından mazi fiillerdir. Dikkat çeken tek nokta ne burada? Bence benim düşüncem yani. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Dikkat çeken şey esse. Bayağı bir S var burada. Bu S'leri açmaya kalkarsan ne yazıyor orada? SS diyor değil mi? SS. Yani iki tane S yazılmış. Bu S'leri açarsan SS. Üç tane S var. 1, 2, 3. Çünkü kelimenin kökü, sülasi, mücerredi zaten esse. Esse kalıbını sen tef'il babına aktarırsan ne yaparsın? Aynı fiilini şedde ederek aktarıyordun zaten değil mi? Aynı fiil ne burada? Sin. Bir tane daha mı şedde koyacağım? Çift şedde bir harf olmayacağından ne yapıyorsun? Artı bir sin daha ekliyorsun. Bu durumda esse s oluyor yani. Esse s. Ne demek bu? Muzaaf bir fiil tef'il babına aktarılırsa işte böyle yazılır. Aynı harfin tekrarını. Aynı harften 3 tane görürsün. Şeddeyi kaldırırsan 3. Şeddeyi kaldırmazsan aynı harften 2 tane görürsün. Diğerlerinde ise öyle değil. Görüyorsun. Evvene. Beltek ve ilanın farklı harfler yani. Aynı harf değil. Burada ise harfin tekrarı var. Çıkabilir mi? Çıkabilir de. Beddele çıkıyor işte. Berra'e var, Beşşara, Bellega, Bezze'e. Anlaşıldı yani kitabın anlatımı anlaşıldığına göre ben geçiyorum. Hepsini okumama gerek yok. Bu da yufa'ilu, muzarisi. Kur'an-ı Kerim'den ayette. Yu'ehhiru, yu'eddi, yu'ellif, yu'eyyidu. Örneklerini görmekteyiz. Altları çizili olarak burada zaten ayette yer alıyor. En sol tarafta sure ve ayet numaralarını gördüğünüze göre geçiyorum burada. Ef'ale kalıbı yani ifal babı. Ata ve kâme salate ve ate zekate. Tevbe 18. Âthera. Burada dikkat çeken şeye bak. Ata, âthera, âhara, âdene. Eddene mi yazıyor burada da? Eddene yazıyor herhalde. Aza. Feazerahu, asefe, amene, anese. Ne demek istiyorum? İlk harfler uzatıyor. Oysa ifal babı ef'ale uzatma yok. Bu uzatma neden kaynaklanıyor? Konu anlatımında buna değinmiştik esasen. Baktım burada anlatılmış mı diye. Burada da anlatılmamış. O zaman kendimiz anlatalım. Örnek hangisinden yapalım? Ada. Yok şurada olsun. Adene. Adene'yi anlatalım. Şimdi kapatıp yeniden açayım. Uzatma harfi var. Kalıba birebir uymuyor bunu gördüğünüzde. Yani buna neyin nesi deme ihtimaliniz olmasın diye. Bir mehmuz fiil ifal babına aktarıldığında. Mehmuz neydi? İlk harfi hemzeli örnek. Edine. Edine. Başka örnek ne var burada mesela? Esife.
E, sife. Bunlar ne? İfal babından maziler ve mehmuzlar. İfal babını aktarırken ne yapman lazım? Nasıl aktarırsın? Başına bir hemze getirerek aktarırsın. Fethalı hemze getirirsin. Ne oldu? Başta iki tane hemze oldu. E-edine. E-esife. Bu şekilde olmaz. Aynaf tekrar etmiş. İkisi de hareketli. Ne olması gerekir? Bir tanesini silip gizli metarf yapacaksın. Harekesini silersen bunun. Bunun da harekesini silersen ne olur? Artık metarf olmaz mı? Adine olur. Tabi de ifade babının kalıbına da girmesi gerektiğinden hareketleri de değişmesi lazım yani. Artık böyle olacak. Adene. Asefe. Tabi harfi de siliyorsun. Harf gizli olarak, gizli metarf olarak kalacağından uzatma harfi o yüzden eklenmiştir. Diğerleri için, her biri için bu geçerli zaten. Fa'ale yufa'ilu mufa'ale babından örnekler. Bâreke, bâya'a. Burada yanlış yere hareket kullanmış aslında. Bâya'a, yani şuradaki fetha ya'nın üzerinde olması lazım. Aklınızı karıştırmasın. Cadere, cahede, caveze örnekleri görüyorsunuz. Şurada bir tanesini açıklamak ihtiyacı duyabiliriz. Hace açıklamış, diyor ki asluhu hacece udgimet idgam edildi. Ne idgam edildi? El ciman, iki tane cim. Ve böylece ne oldu diyor, onlar diyor şeddeli cim oldular. Hacece, aynı harfin tekrarı, ikisi de hareketler. Ne yaparsın? Az önce yaptığımız gibi birini silersin, sildiğinde diğerine şeddeye verirsin. Böylece hacce elde etmiş olursun. İki tane cim var. Mesela sonuncusunu sil. İlkini sil. İkinci şedde koy. Hacce olur. Hangi baptı bu arkadaşlar? Faale kalıbı. Hacce. Peki neden böyle oldu? Hacce. Hacce. Hacce halini alıyor. Muzan fiil aktarıldığında bu hali alıyor yani. Hadde. Bir demiş. Aslında buraya yazdık mı, onu aktardık mı bilmiyorum ama öbüründen yola çıkarak anlayabiliriz. Aktaramamışız. Az öncekinden yola çıkarak bilebiliriz ki hadde aslında nedir? Hadde. Hadde. Birincisini sil, ikinci şeride koy, hadde halini alır. Medde, madde olur. Aslı madde olur. Yani muzaaf bir fiil bu baba aktarıldığında alacağı hal haddedir. Bir sürü örnek var. Her birini okumuyorum. Okuyarak zaman kaybetmek istemediğimden. İstebeka. Özellikle bunları buraya aldım. Kitapta da hatırlıyorsunuz. Fiilin aslında bulurken işte elif sinta gördün mü direkt atlama şeklinde bir yazı yoksa da onu ifade eden yazı vardı. Elif sintaksi dersen geriye ba ile kaf kalır. İki harfli fiil olmadığından bu istifa babından değil. Çünkü altı harfli değil. Elif sintaksi ederek zıplamamamız gerekir bu yüzden. Peki ne yapalım? Kelime nasıl bu durumda? İkinci harf ve sondan iki harftir. Yani hemze ile ta zaittir. Yani iftale, iftial babındandır. Sbk kökü. İsteraka, serika, isteraka olur. İstema, semi'a, istema. Geçtikleri yerler yine çizili. Hepsini okumuyorum. İftal babından örnekler var. Görüyorsunuz. İnfa'le, infal babından örnekler bu defa. İnbecese, inba'se, inselaha. İnşakka, inşakaka aslı. Yani fa'il muzarisinin örnekleri var. Bunu da geçiyorum. İstef'ale, istifal babından örnekler. Onu da geçtim. İsmi fa'il ve isim mef'ullere geldik. Burada ne diyor? İsmi fa'ili min sülasiyi. Sülasi mücerretten ismi fa'il. Ve nahle basikatin. Basikatin ismi faildir. Cemi müennes salim kalıbıdır. El bakiyatu cemi müennes salim. İsmi fail. Es salihat cemi müennes salim ismi faildir yine. Buradaki kelime yine fel taliyatı yine nedir? İsmi faildir, cemi müennestir. Diğerleri de hakeza aynı şekilde.
muhtemelen fark ediyorsunuz. Genelde cemi önüne saimleri koymuşuz. Ve zâkirîne, el-hâşi'îne, el-hâfizîne. Bunlar da hep ne? Hâfizûne, hâfizîne. Zâkirûne, zâkirîne. Hâşi'ûne, hâşi'îne. İsmi faildir. Cemi müzekker salimdir. Artık nasb ve cer haline uygun olarak bundan önce ya yazılmıştır. İfmal babından ismi failler. El-mü'minat gibi. A'adde lil-muhsenati. Lil-muhsinati. İsmi fail bu da. İnnel-müslimine. Müslimune, müslimine. El-müslimat. Her ikisi de ismi fail olur. Peki neden ifal babından olduğunu düşündün sen? Bir de o durum var. Şimdi Müslüman kelimesi, Müslüman kelimesi bu. Selime, sülase mücerret. İfal babı esleme, yuslimu, teslim, müslim olur. Müslim çekimini yap, müslimune, müslimine. Müslimat diye de cemi mühendisi gelmekte. Burada yine sure ve ayet numaralarını görmektesiniz. Sülase mücerretten ismi mefuller bu defa. Es-semavatun metviyyatun. Eyyamen ma'dudat, ma'dudat, ma'dudun. Mensurun meftuhun ma'dudatun. Çekimi yapılmış, cem-i müennes salimi getirilmiş. Ma'ruşat gibi yani. Gayre ma'ruşat. Ma'lumat. El-haccu eşhurun ma'lumat. Cem-i müennes olarak gelmiş. İsim mefuldür yani. Devam ediyor burada. Mahcubun, mahcurun, mecnun. Mecnun, özel isimde kullanılıyor. Mecnun nedir? İsim mefuldür. Mecmu', mecduz. Hepsi isim meful. Aslı nedir diyor? Aslı şudur. Me'kul, me'mun. Arapça metin inceleme. Suratul Fatihati. El Fatiha kelimesi ismi fail kalıbında görüyorsunuz. Fatihatun. Fatih. Fetahadan. Fatih ismi fail olur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemun alemin. Konumuz dışı. Rahman Rahim. Konumuz dışı. Malik ama konu dışı değil. Meleke yemlikuden malik ismi fail olur. Yevmiddin. İyyâke nasıl şey bu? Sülâsi mücerret olarak yani. Na'budu ve iyyâke nesta'in. İsta'âne yesta'inu nesta'inu. İstifal babı. Aslı âne. Sülâsi mücerrede âne gelir. Buradaki elifin aslında vav olun unutmayın. Buna göre asıl aslı nedir yani? Âve nedir? Âve ne? Vav harfi illet mutarrik ma kabli meftuh. Öylesi vavı ne yap? Elife çevir. Çevirdim. Böylece âneyi elde ettim. İstifa babını aktarmak istedin öyleyse iste yazman gerekir. İste'ane. İşte o yani. İste'ane, yeste'inu, nesta'inu. Muzari biz manasındaki kalıp. Sin burada istemek talep manasında. Nesta'in yardım isteriz. İhdina es-sırata el-müstakime. Müstakim. Müstakim kelimesi de istekame, yestekim, istikametin, müstakimun. Müstakimun, müstakim kelimesi. İstifal babından olduğu yine açıktır. Ama konumuz dışı. Sırada lezine rente en'ame. Na'ime aslı en'ame. Ef'ale. İfal babından mazi. Navvubun mensurun gibi ismi mef'ul. Dikkat. Ebbalune ebbaline. İsmi fail. Nasıl isim fail? Şöyle, bunun esası nedir? Aslı valle. Valle ne gibi? Medde gibi. Yani ne demek istedin? Muzafil. Valle. Yazillu. Valle. Vallin kelimesi isim faildir. Valle yazillu. Aslında mücerredi varabe babından. Kendisi muzaaf bir fiil. Valle yazillu. Kendisi ismi faildir. Hani medde, yemuddu, çekim yaptığında maddun gelir. Bu da vallun gelir. İsmi faili. Vallun çekim yapıp cemisine geldiğinde vallune gelir. Rafali.
Nasb-ı cerri vallune yerine valline gelmektedir. Valline. Sonuç olarak ismi fail cemi müzekker olmaktadır kendisi. Geçtim. Metnu vasiyetil imami Ebi Hanife. İmam Ebu Hanife'nin vasiyetinin metni, vasiyet metni. İ'lemu alime kökünden i'lem, i'lema, i'lemu bilin emri hazır. Ya ashabi ve ihvani enne ismini nasıl haberini raf eder. Enne şüphesiz ki mezhebe ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet ve cemaat mezhebi yani ismi nasıl haberini raf eder. Mezhebi ismidir. Aynı zamanda muzaf olan ehli onun mecuru. Ehli de muzaf. Es-sünne onun mecuru. Es-sünne matufun aleyh olduğundan el cemaati de matufu olduğundan vav harfi yani burada var. Dolayısıyla el cemaat onun irabını alıyor. Mecur oluyor. Ala isnete aşrate hasleten. 12 haslet üzeredir. 12 haslet üzere temel edilmiş, kurulmuştur. Men her kim kan yestekim, istekam yestekim. İstifal babından muzari fiildir. Kane hüve. Hüve onun ismi. Yestekim gizli zamir olan hüve ile birlikte fiil cümlesi olup kanden haber olmakta. Ala harfi cer hadihi el hısali. La yekunu kane yekunu hüve. Hüve kanden ismi olur. Mübtedi'nin ise haber olmaktadır. Kim o 12 haslet üzere 12 özellik üzeri yaşarsa diyor bidatçı olmaz. Kaba mana böyle. Ve la sahibe heven. Ve heva sahibi hevasına uymuş da olmaz. Fe öylese aleykum size gerekiyor biha değil hısali. Şu özellikler bilmeniz. Hatta tekunu ki böylece olunuz fi şefaati seyyidina Muhammedin. Muhammedin değil, Muhammedin isim mefudur. Aleyhi salatu ve selamu. El ula birincisi nedir? El imanu ikrarun bil lisanı tasdikun bil cenanı tasdikun tef'il değil mi? Tef'il babından mastar oldu açık. İkrar nedir peki? Ekrara yukriru ikrar ifal babından mastar oldu bunun da açık. Peki iman ne olur? E'men yu'min iman. Bu da mastar. Demek iman mastar, ikrar mastar, tasdik mastar oluyor. Ve ikrar vahidehu la yekunu imanen. İkrar tek başına iman değildir. Niye? Li'ennehu çünkü o levşad kâne olsaydı kâne hüve imanen. Kâne hüve imanen dediğinde ne kastettiğimi anlıyorsunuz. Hüve onun ismi imanın haber olmakta. Le kâne münafigûne elbette münafıklar da olur idi. Ne olurlardı? Soru. El münafigûne vav ile yazılmış. Değil mi? Yani bu durumda külle, küllü burası nasıl hareketlenmesi gerekir? Kan ismini nasb haberini raf eder. El münafigunen irabu ney? Merfu. Cem-i zekâ-i salim merfu. Nerede anladın merfu olduğunu? Vav var. Demek ki merfudur. Madem ki bu merfu ya öylese ismi bana haberi lazım ki o da mensup olmalı. Öylese küllehum. Küllehum. Le elbette kan olurdu el münafigune. Münafıklar ne olurlardı? Küllehum. Hepsi de müminine. Müminler olurlardı. El münafigune küllühüm müminine. Tam olarak aslında el münafigune de tekit yapmanız. Küllü merfu olacak. Küllühüm. Tekit konusu işlenmediğinden bunu anlamanız zor olması muhtemel. Münafıklar olurdu. Ne olurdu? Müminine müminler olurdu. Haber burasıdır. Ve kezalike el ma'rifetu vahdeha la tekun iman. La tekunu hiye imanen. Liennaha lev kanet hiye İmanen lekan ehlül kitabi küllihim müminine. Küllühüm müminine. Yine müminine kanen haber olur. Ehlisi ismidir. Kâle Allah Teala fî hakkil münafiqine ve Allahu yeşhedü şehide yeşhedü innel münafiqine lekâdibûne. İsmi ve haberi mensup ve merfu görüyorsun. Ve Allahu yeşhedü innel münafiqine lekâdibûne. Şehide yeşhedü inne ismi nasb etmiş münafıkîne mensup kâdibûne ise haberidir. Ve gâle teâlâ fî hakkı ehlil kitâbi ellezîn âtiyenâhul kitâbi ya'rifûnû kemâ ya'rifûn ebnâ'hum. Ben buraya kadar okuduk, bittim artık. Bitmiş gözüküyor. Hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. 50 dakika oldu. Özellikle fiiller, sülâsî mezid fiiller konusunda size verilen bir fiili tüm bablara aktarabiliyor olmanız lazım. Veya herhangi bir bafta fiil verildiğinde sülâsî mücerredini bulabiliyor olmanız lazım. Bunu yapmadan sınava girmeniz
Yani yine girebilirsiniz elbette de bunu yapabilmenizi özellikle bekliyoruz. Sınavda bu tür sorular çıkacaktır diye düşünüyorum. Tahmin.